Böyle bir şeyi neden yaptırmak istesin ki? Bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum? Mutlaka söylemiştir sana. Sebepsiz yere Sahra'yı neden felç bıraksın ki? Gerçekten bilmiyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Sen de neden yaptığını bilmeden mi yaptın? Ya sen nasıl bir insansın? Yapmak zorundaydım, tamam mı? Başka çarem yoktu. Para için yaptın değil mi? Korktum. Beni tehdit etti çünkü. Bakın yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Ama o anda başka çarem yoktu. Sahra'ya yüksek dozda ilaç vermek zorundaydım. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Peki, madem pişman oldun, o zaman polise gidip tüm gerçeği anlatacaksın. Hiçbir şeyi saklamadın. Hayır, çocuğum var benim. Kızım ne olacak? Ben olmazsam ortada kalır. Ne isterseniz söyleyin, dövün, sövün ama polise gitmemi istemeyin benden. Bence Aslı'ya gereğinden fazla güveniyorsun Sahra. Tamam, elimde bir delil yok. Bunu yaptığını ispatlayamıyorum. Ama yine de güvenemiyorum ben Aslı'ya. Bak o kesin bir işler çeviriyor. Yakında çıkacak ortaya, görürsünüz. E pes yani kızım. Ha, olacak şey değil. Aslı Sahra için çırpınıp dururken senin söylediğin lafa bak. Leyla'yı gördüğünü gelip kendi söylemedi mi? Hayır, sizi inandırmak için daha ne yapsın kız ha? Şükran abla haklı Hacer. Aslı olmasaydı Leyla'nın yerini asla öğrenemezdik. Leyla'yı arayıp böyle konuşması için ikna etmiş olamaz mı? Aslı'nın geçmişte yaptıklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu işte parmağı olması hiç garip gelmiyor bana. Aslı artık değişti Hacer. Onu eski yaptıklarıyla yargılamak yanlış olur. Haksızlık ediyorsun. Bakın Selim Hoca da Yaman Bey de o kadar Leyla'yı aradı. Ama bulamadılar değil mi? Ama Aslı bir anda Leyla'yı bulup çıkardı ortaya. Bu size de hiç garip gelmiyor mu? İyi de Aslı bir şey yapmış olsaydı Leyla'nın yerini bize söylemezdi ki. O zaman ne olduğunu da asla öğrenemezdik. Olay da kapanıp giderdi. Yalvarırım kızımdan ayırmayın beni. Kocam zaten hapiste. Ben de olmazsam ortada kalacak. Kim bakacak ona? Kızın olduğu şimdi mi geldi aklına? He? Daha önce düşünmedin mi? Sahra'yı da mı düşünmedin? O da anne. Onun da evladı var. Anneme kızma. Annem hiçbir şey yapmadı. Anne hadi gidelim. Tamam anneciğim. Aslı. Çocuğu biraz uzaklaştırsana biz konuşalım. Gel canım biz seninle parka gidelim. Ben seninle hiçbir yere gitmem. Anneciğim. Hadi sen ablayla birlikte git, ben de birazdan geleceğim. Hadi sözümü dinle. Şimdi bana her şeyi en başından anlat. Ya Selim Hoca niye hala aramadı? Yoksa Leyla'yı bulamadılar mı? Ya of, keşke ben de gitseydim ya. Ya Ali bir sakin olur musun? Bir otur, başım döndü, dolanma artık ya. Hem daha yeni gitmedi mi Selim hocalar? Bir sabırlı ol. Ya nasıl sabırlı olayım Özge? Annemin bu kötülüğü yapan her kimse bir an önce elime geçirmek istiyorum. Ali saçmalama. Sahra abla bu söylediklerini duyarsa ne kadar üzülür bilmiyor musun? Ya elimde değil Özge, elimde değil. Ben de annemi belli etmemek için uğraşıyorum. Ama bir yandan da içim yiyor. O Leyla denen kadın bu işi tek başına yapmış olamaz. Kesin bu işin içinde bir başkası daha var. Annem asıl düşman olan da o zaten. Ama ben bir öğreneyim onun kim olduğunu. Ona yapacağımı biliyorum. Sakın saçma sapan bir şey yapmaya kalkma Ali. Anneni düşün. Ben ne yapacaksam onun için yapacağım zaten. Ondan sonra kimse bize zarar veremeyecek. Ne? Ne bakıyorsun? Bana bak küçük cadı. O amcaya beni tanıdığını söylemeyeceksin. Eğer söylersen seni de anneni de mahvederim. Bir daha anneni göremezsin. Duydun mu beni? Hı? Anladın mı? Aferin. Akıllı kızmışsın. Bir kere daha anladın.
önce Sahra'nın felç kalması için yüksek dozda ilaç vermemi istedi. Sonra gerçekler ortaya çıkmasın diye test sonuçlarını değiştirmem için beni zorladı. Sen de itiraz etmeden Cabir'in her istediğini yaptın öyle mi? Paraya ihtiyacım vardı. Kocam dünya kadar borç bırakıp gitti. Alacaklılar her gün kapıdaydı. Başka çarem yoktu, bıkmıştım. Kendi hayatını kurtarmak için başkasının hayatını yaktın öyle mi? Kurtarabildin mi bari hayatını? Ne söyleseniz haklısınız. Ama inanın sonradan çok pişman oldum. Ama Cabir tehdit etmeye devam etti. Neden polise başvurmadın peki? Yapamazdım. Çünkü Cabir dediklerini yapmazsam kızıma zarar vereceğini söyledi. O kadar korkmuştum ki hiç kimseye gidemedim. Kızımı korumak için söylediklerini yapmaya mecbur kaldım. Cabir hakkımızdaki her şeyi biliyordu. Ecem'in okulunu, yaşadığımız yere. Peki, inanıyorum sana. O zaman Cabir'in nerede olduğunu söyle bana. İnanın nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten hep o ulaşıyordu bana. Kim olduğunu da bilmiyorum. Ulan bir tane biber koymamışlar ya. Ulan iyi ki biberli istedik ha. Bu İstanbul'un esnafı ne kadar cimridir ya. Ah Perihan geldi. Görüyor musun? Sırasıydı şimdi. Perihan nedir? Ya Perihan değil, Perihan. Akrabam. Kadın gelecekti. Ben dalmışım, unutmuşum telaştan. Şimdi de kapıda dikiliyor. Görüyor musun? Açma kapıyı. Gel ama Cüneye. Saçmalama. Nasıl açmayayım? Kadın telefon açtı. Gel buyur dedim. Evde olmadığıma inanır mı ki? Hay Allah, görüyor musun? Hadi kalk sen. Şu yandaki odaya geç kilere. Hadi gidene kadar. Ya boğazımıza dizdin ha. Bırakmadın bir yemek yerim ya. Hadi hadi, ayıp olur şimdi kadına, hadi. Bir yolunu bul, o kadını hemen buradan def et. Tamam mı? Sizin için rahatımı, keyfimi bozamam ben ha, tamam mı? Ona göre. Hadi sen çık. Bunları da atmayasın, elinizi de sürmeyesiniz. Gelince yiyeceğim. Ay nerede kaldın şekerim? Ağaç oldun kapıda. Ben de seni arayacaktım Perihan'cığım. İşim çıktı biraz da. Hoş geldin madem. Hoş buldum, hoş buldum. Ay ne kokuyordu böyle Meral? Dur. Dur oğlum, dur. Kaldır şunları Allah aşkına Meral. Bunun direği kırıldı neredeyse. Tamam tamam, toplarım, sen merak etme. Vallahi yalnızlık sana da yaramadı şekerim. İyice alatulkulaştın. Acayip acayip alışkanlıklar edinmişsin baksana. Tamam oğlum, tamam tamam, dur sakin ol. Sakin ol. Dur ben sana bir kahve yapayım, geleyim. Sen hapse girmeyi hak ettin. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Bir insanı bilerek felç edip hayatıyla oynadın. Bakın, ne söyleseniz haklısınız. Bu yaptığınızda ne Cabir'i ne de beni cezalandırmış olacaksınız. Kızımı cezalandıracaksınız sadece. Olan Ecem'i olacak. Ortada kalacak kızım. Hayatı mahvolacak. Ne olur acıyın bize. Yemi yuttular, merak etme. İlk aşama başarılı oldu. Şimdi sıra Ali'ye annesini felç bırakanın babası olduğunu söylemeye geldi. Ali'cinin kulağına azıcık su kaçırdık mı bu iş tamam demektir. Aynen öyle. Hem masum olduğumu kanıtlayacağım, hem de o Cabir belasından ebediyen kurtulmuş olacağım.
Aa, Sahracığı unutur muyum hiç? Ali annesini babasının felç yaptığını öğrendiğinde gidip Cabir'i kesin gebertir. Alicik hapse girecek, Sahracık da arkasından ağlayıp duracak işte. Selim Hoca aradı mı? Konuşmuş mu o kadın mı? Yavrum, ben sana bu işe karışmayacaksın demedim mi? Niye hala soruyorsun? Bırak artık şu işin peşini Allah aşkına. Osman amca bir haber var mı? Oğlum hadi gel camiye namaza gidelim. Hadi oğlum. Öyle sokak ortasına daha fazla kalamayız Selim. Çocuk çok üşüdü. Çok da korktu zaten. Bence bırak gitsinler Selim. Her şeyin sorumlusunun Cabir olduğu ortaya çıktı zaten. Leyla'yı daha fazla sıkıştırmanın anlamı yok ki. Tamam. Gitmenize izin veriyorum. Ama tek bir şartla. İstediğim zaman size ulaşabileceğim bir numara bırakacaksınız. Eğer bu dediklerimi yapmazsan polise gider ve her şeyi anlatırım. Tamam. Söz veriyorum bir yere gitmeyeceğim. İstediğiniz an beni bulabileceksiniz. Vallahi inan Perihan'cığım. Yani mecbur olmasam inan lafını etmezdim ama işte Yiğit'in okuluna gitmem lazım. Yoksa müdür problem çıkartır. Ay oğlum nereye gidiyorsun? Gel buraya bakayım. Bırak Meral'cığım bırak. Evde de öyle o şekerim. Değişik bir şey gördüğü zaman havlamaya başlıyor. Yine dikkatini bir şey çekti herhalde. Dur ben bir bakayım. Bunu Cabir'in yaptığını nasıl düşünemedim ki ben? Nereden bilebilirdin ki? Bizim de aklımıza gelmedi hiç. Ama benim daha dikkatli olmam gerekirdi. Yani bu adamın peşimizi bırakmayacağı belliydi zaten. Tamam Selim. Üzülme artık. En azından Cabir'in yaptığını öğrendik. Daha önce de Sahra'yı koruyamadım. Boş yere felç olup acı çekti. Yani Cabir'in daha önce ne yapacağını kestiremeyiz ki. Cabir bu. Hayır yani Sahra'yı felç etmek için bu kadar uğraşacağı insanın aklına bile gelmezdi. Ama yapmış işte. Bu adamın cezasını çekmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım artık. Beni mi gözetliyorsun sen? Çay getirmek için gelmiştim. Afiyet olsun. Dur. Bekle. Çok özür dilerim. Hem suçluyum hem güçlü. Az kalsın senin de başını belaya sokuyordum. Ne olur affet beni. Affedecek bir şey yok. Olan oldu artık. Sen de bundan sonrasına bakmalısın. Aynı hataları tekrar yapmamak için gayret etmelisin. Teşekkür ederim. Yaptıklarımdan sonra beni bu eve kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim. Biz de zamanında çok zor durumlar yaşadık. Sağ olsun Hacer abla bize kapısını açtı. Destek oldu. Asıl ona teşekkür etmelisin bence. Ha. Bu arada telefona bakmadığın için çok sevindim. Bir daha o belaları bulaşma olur mu? Oğlum, Murat'ım, nasılsın annem, iyi misin? Her şey yolundadır inşallah. İyiyim anne, sen nasılsın? Sesin iyi gelmiyor. Ama nasıl olayım oğlum? Bu Sahra geldiği günden beri başımızdan bela eksik olmadı ki. Ne oldu yine? Hani Sahra'yı felç yapan bir hemşire vardı ya. Evet. Hah, işte Aslı onu görmüş. Selim bunu duyunca durur mu hiç? Hesap sormak için koşturup gitti. Allah bilir ne çıkacak bu işin arkasından.
Hayır, bu kadın yüzünden oğlumu kaybetmekten korkuyorum inan. Ne oldu Selim, buldunuz mu kadını? Ali yok mu? Ali yok. Olmasın da zaten. Bu konu hakkında hiçbir şey duymasını istemiyorum. Kimse ona bir şey söylemeyecek. Haklısın tabii. Duyarsa felaket olur. Hadi anlatsanıza. Ne dedi? Niye yapmış böyle bir şey? Biri yapması için zorlamış. Tehdit etmiş. Kim? Kim yaptırmış böyle bir şeyi? Cabir. Bu kadar da çok fazla. Hala ne istiyor bu adam bizden? Yetmedi mi çektirdikleri? Ne istiyor? Allah büyük. Elbet bunun hesabını soracak ona. Hayır hayır, bırak. Ne hali varsa görsün. Sakın peşine düşeyim deme. Allah'ından bulsun. Artık Cabir'in ismini bile duymak istemiyorum. Lütfen kapat bu konuyu Selim. Üstüne düşme sakın. Bunu yaptıranın Cabir olduğunu öğrenirse... Ali'yi bu sefer tutamayız. Sağ bırakmaz Cabir'i. Öldürür bu sefer kesin. Cabir niye böyle bir şey yapsın ki? Ben Cabir'i çok iyi tanırım. İşin içinde para yoksa o hiçbir şey yapmaz. Sahra'nın felç olması onun ne yararına olabilir ki? Cabir bu. Canımızı yakmak için her şeyi yapar, her şeyi. Yani Sahra'yı kaçırıp para koparamayacağını anlayınca intikam almak istedi demek ki. Hem Leyla Cabir'in yaptığını söylüyor. Bunu daha fazla kurcalamanın ne anlamı var anlamıyorum. Gitmiyor muyuz Osman amca? Eve gidiyoruz Ali. Ama ev bu tarafta. 40 yıllık evimin yolunu unutacak kadar bulamadım daha Ali. Estağfurullah Osman amca. Ben sadece yolu niye uzattığımızı sordum o kadar. Bak Ali'cim. Sen sakinleştim Osman amca. Tamam diyene kadar dolaşacağız biraz. Ben de seni ondan sonra annene getireceğim. Tamam? Hadi bak. Şu evin haline bak. Dingo'nun ahırına döndü resmen. Hay Allah'ım ya. Ne yapayım da zaten? Ne derim? Ne oldu? Bir şey mi dedin Meral Hanım? Ne söylüyorsun? Yok bir şey yok. Bir şey demedim. Hele bir baksana ya. Bir şey kalmış mı? Ay. Mahallede rezil olmayalım ha insanlara. Hey hey sen topla. Geldiğimde burayı böyle pis görmeyeyim ha. Tamam ben gidiyorum şimdi. Görüşürüz. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Ne dedin? He? Sen ne dedin? Yok bir şey demedim canım. Hey. Şu Aslı'ya da söyle benim paramı getirsin. Tamam mı? Oldu. Hadi ben gidiyorum. Dikkat et. Bak konu komşu falan görmesin seni. Ay vallahi. Ay delireceğim yemin ediyorum. Belaya bak sen. Ne çilem varmış. Ah Meral ah. Selim yalvarırım bu işin peşini bırak. Cabir bu ne yaptıysa yaptı artık. Tamam bırak peşini. Hem bak Allah'a şükürler olsun planlara suya düştü. Amacına da ulaşamadı zaten. Çok yakında iyileşip ayağa da kalkacağım. Peki bu zamana kadar çektiğimiz acıların hesabı ne olacak? Bu kötülüğün karşısında susup beklememi, oturmamı istemiyorsun herhalde. Rabbim yaptığı kötülüklerin hesabını soracaktır ona mutlaka. Elbette ki yaptıkları cezasız kalmaz. Allah mühlet verir ama unutmaz. Bu adamı yakalayıp hapse attırmak zorundayım Zahra. Öyle herkese zarar verip elini kolunu sallayıp dışarıda gezemez. Bedeli neyse ödeyecek. Kimden söz ediyorsunuz? Kim yapmış bunu? Cabir'miş teyze. Leyla hemşireye zorla yaptırmış. Niye? Selim nereye? Gidip bu işi kökünden halledeceğim. O adamın cezasını vereceğim. Selim, dilce bir şey yapma oğlum. Bırak ne hali varsa görsün. Başını belaya sokma. Yeter, yeter anne.
Bundan sonra kimse bana ne yapacağını söylemesin. O Cabir denen adam bizim hayatımızı mahvetmeden durmayacak. Onun cezasını vereceğim. Ailemin mutluluğunu bozmaya çalışıyor. Ama buna izin vermeyeceğim. Selim yalvarırım, bırak bu işin peşini. Unut gitsin. Hiçbir şey olmamış say. Bak ben iyiyim, bana zarar veremedi, başaramadı. Sana çektirdiği acıları unutmak mümkün değil ki. Bu böyle olmayacak. Selim oğlum gitme! Ali bak, öfkeni anlıyorum oğlum. Annene bunun yapanı bulup hesap sormak istiyorsun. Elbette bu senin en doğal hakkın. Ama sağduyulu ol biraz, sakin ol. Nasıl sakin olayım Osman amca? Biri anneme kasten zarar vermeye kalktı. O benim bu hayattaki en değerli varlığım. Ya ona bir şey olsaydı, o zaman ne yapardım ben? Bunun hesabını sormak hakkım değil mi? Tabii ki en doğal hakkın oğlum. Ama böyle asarım, keserim, biçerimle bu iş olmaz. Sen böyle yaptıkça annen ne kadar korkuyor, görmüyor musun? Sakin olmakta fayda var. Anlaştık mı? Ha şöyle. Elbette hiçbir suç cezasız kalmaz. Annene bunu yapan elbette bulunacak. Cezasını da çekecek. Beğendin mi yaptığını? Mutlu musun ha? Nasıl laf öyle Şükran abla? Sahra ne yaptı? Daha ne yapacak? Daha ne yapacak ha? Ne kendinin derdi bitti. Ne oğlunun ne de eski kocasının. Bunun yüzünden Selim'in başı yine belaya girecek. Bu dediğin kadın senin gelinin Şükran abla. Oğlunun karısı. Allah aşkına ağzından çıkanları duy biraz. Hacer tamam. Uzatma tamam. Sen de boşuna hiç kendini acındırma. Merak etme, korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Olan benim oğlum olacak. Ya Şükran abla, Selim benim kocam. Ona bir şey olursa ben de yaşayamam. Ben hiç endişelenmiyor muyum sanıyorsun? Kaç gündür bu meseleyi kapatmak için uğraşıyorum. Ama durduramadım işte, yapamadım. Bir de sen üstüme gelip de daha fazla üzme beni, yeter artık. Boşuna birbirinizi üzüyorsunuz ama. Selim'i hepimiz çok iyi tanıyoruz. O bir şey kafasına koyduysa, dünya önüne geçse yine de bildiğini okur. Kimse durduramaz onu. Aslı! Sen sus. Bak bütün sinirimi senden çıkarırım sonra. Eğer sen Selim'e o kadını gördüğünü söylememiş olsan bunların hiçbir başımıza gelmeyecekti şimdi. Alev, ablacığım, üzülme artık, ne olur. Bir daha eve gelmeyecek misin abla? Beni bırakacak mısın? Bırakır mıyım hiç ben seni? Merak etme. Bir yolumu bulup alacağım seni yanıma. Kurtaracağım o hayattan. Alev, kimle konuşuyorsun sen? Abla, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hem de her şeyden daha çok seviyorum. Ver o telefonu çabuk. Anne dur, kapatma ne olur. Alev? Alo. Sakın ağzından bir şey kaçırma. Bu işi Cabir'in yaptığını Ali bilmeyecek, tamam mı? Merhaba kızlar. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ne oldu Aslı abla? Konuştunuz mu kadınla? Aslı abla, ne oldu diyorum, konuştunuz mu?
Aslı'nın gördüğü Leyla değilmiş Ali. Yanlış görmüş. Nasıl ya? Eminim demişti, gördüm demişti. Siz benden bir şey gizliyorsunuz değil mi? Yok oğlum, olan şeylerden konuşuyoruz öyle. Sakladığımız bir şey yok. Aslı abla, nerede gördüğünü söyle, gidip bir devam bakacağım. Otur oturduğun yerde Ali. Ne konuştuk biz seninle? Selim hocan gitmiş bakmış zaten. Evde başka bir kadın varmış. Olsun. En iyisi bir de ben kendi gözlerimle göreyim. Ali, laf dinle birazcık. Üzme artık beni. Ali, o kadar dolaşma pek işe yaramamış anlaşılan. Hadi sen çık bahçede biraz hava al. Osman amca bir yere gitmesin şimdi. Bir baksan. Gitmez kızım, gitmez. Anlayacağınız Leyla Hanım her şeyi itiraf etti. Maalesef bu işin altından da Cabir çıktı. Hala aklım almıyor Selim Bey. Yani bir insan bu kadar kötü olabilir mi sahiden? Ben de öyle düşünmüştüm. Bu işi Cabir'in yapabileceği aklıma gelmişti. Ama sizin gibi düşündüm. Ya bir insan bu kadar kötü olabilir mi ki? Şimdi ne yapacaksınız peki? Leyla Hanım'ı ele vermek istemiyorum. Yani yaptığından çok pişman. Hem bir çocuğu da var. Cabir de tehdit etmiş zaten onu. Leyla'nın ifadesini almadan Cabir'i suçlayamayız ki. Yeterli delil yok elimizde. Şu hastane kamera kayıtlarına bir baksak. Belki Cabir'in görüntüleri falan vardır. İşimize yarar olur mu? Tabii ya. Benim niye aklıma gelmedi ki? Hadi hemen bakalım. Cabir hemşireye tehdit etmiş Osman amca. Kadıncağız da korkudan neredeyse yaptı herhalde. Kızım, bu adam hala ne istiyor sizden? Derdi ne bunun? Anlamadım ki. Bilsem. Ali'den para koparamadı ya. Böyle intikam alıyor aklı sıra. Teyzem çöp mü atıyorsun? Ben atarım, sen niye zahmet ediyorsun? Siz bir işler çeviriyorsunuz ya. Dur bakalım. Aslı abla. Ne saklıyorsunuz benden? Ne olur söyle. Ben Cabir'in hastaneye gelebileceğini tahmin ediyorum. Bir dakika, bir dakika. Tamam işte o Cabir. Hastaneye giriş yapmış. Ya adam burnumuzun dibinde geziyormuş. Zahra o kadar acı çekerken muhtemelen o bir kenardan bizi izliyordur. Ben nasıl daha dikkatli olamadım ki? Bizler iyi niyetli olduğumuz için böyle ihtimalleri pek göz önünde bulundurmayız Selim Bey. Kendinizi suçlamayın. Neyse ki Cabir'i suçlayacak görüntüler var elimizde. Ama nasıl olur ki? Nasıl yapar bunu? Aslı abla bak, benden ne saklıyorsunuz? Ne olur söyle. Canım içeride Hacer ablan söyledi ya. Niye senden bir şey saklayalım ki? Yalan söylüyorsunuz. Hepinizin yüzünden anlıyorum. Ya ben aptal mıyım? İçeri girdiğimde herkes susmuş oluyor. Kime soru sorsam gözlerini kaçırıyor. Ya Aslı abla, ben sadece annemi düşünüyorum. Ya bunun neresinde kötülük var? Yalvarırım söyle. Ali'cim, sen nasıl anneni düşünüyorsan, annen de seni düşünüyor. Başına bir bela gelsin istemiyor. Demek benden bir şey sakladığınızı kabul ediyorsun. Yoksa başıma bir bela gelmesinden neden korksun ki anne? Neyse ben şu çöpe atayım. Ha, sen de bu mevzuyu unut. Düşünme artık, bırak peşini. 40 saat oldu bir çöpe atamadın. Ver bana, ben hallederim. Zahmet etme, ben atarım. Ne zahmeti, şurası zaten, ver. Hadi sen de geç içeri. Hadi içeri geç sen Aslı. Ali, aklını başına topla ablacığım. Böyle şeyler yapıp da anneni boşuna üzme. Öğreneceğim ben, öğreneceğim. Dur bakalım.
Ben konuştum Ali ile. Biraz sakinleşti. Sağ ol Aslı. Ne olacak canım? Anne değilim sonuçta ama endişeni anlayabiliyorum. Merak etme. Artık bu konuyla ilgili bir soru soracağını sanmıyorum. Hacer'in söylediklerine inanmış gibiydi. Ali nasıl Hacer? Biraz sakinleşmiş gibi. Merak etme, geçer. Sakın Ali'nin yanında bir şey söyleme, olur mu? Eğer öğrenirse tutamam onu. Tamam arkadaşım, sen canını sıkma. Ama asıl endişelenmen gereken insan ben değilim, biliyorsun. Ben bir teyzeme bakayım. Teyze, hala bana kızgın mısın? Teyze, inan bana kötü bir niyetim yoktu. Ben nereden bileyim bu işin arkasından Cabir'in çıkacağını? Herkes beni suçluyordu, biliyorsun. Ben sadece kendim temize çıkarmaya çalıştım. Tamam kızım, tamam. Her neyse. Dua edin de Selim'e bir şey olmasın. Bence Sahra yanlış yapıyor teyze. Gerçekleri oğlundan saklaması hiç doğru değil. Hem Ali çocuk değil ki. Leyla'yla konuştuğumuzu bilmeye hakkı var. Ya sabır. Kızım sen beni deli mi etmeye çalışıyorsun ha? Bana ne Ali'den? Ben oğlumun derdindeyim, sen bana hala Ali diyorsun. Ne bileyim? Ali'ye yalan söylemek, ondan gerçekleri saklamak hiç içime sinmiyor teyze. Ali bu işin içinde kimin olduğunu öğrenirse neler olacağını düşünebiliyor musun sen? Ha? Selim bu defa da Ali'nin arkasını toplamaya koşturacak. O uğursuzların yüzünden yeteri kadar oğlum başı derde girdi. Bak Aslı, sakın Ali'ye bir şey söz edeyim deme, tamam mı? Allah of. Belalarından da bıktık, dertlerinden de. Sen ya, sen sonumuzu hayret ya Rabbim. Ne yapıp Aslı ablayla konuşmam gerek. Cabir'in hastaneye gelişi güvenlik kameralarında kayıtlı. Ayrıca hasta dosyalarını da getirdim. Tam da Sahra Hanım'ın felç olduğu dönemde gelmiş. Şimdi bakın, hastaneye girmiş olduğu demek suçu işlediği anlamına gelmez. Sahra Hanım'ın odasına girdiği ya da yakınlarında olduğuna dair herhangi bir görüntü var mı elimizde? Maalesef. Ama komiser bey bakın, bu adam daha önce de aileme zarar vermeye kalktı. Eşimin hastanede olduğu dönemde onun hastaneye gelmesi tesadüf sayılmaz herhalde. Yani ben bu adamdan şikayetçiyim. En azından bir sorguya çekseniz. Bakın bu adam daha önce işlediği suçlardan dolayı da aranıyor. Adamı yakaladığımızda bununla ilgili de sorguyu alacağız elbette. Anladım. Teşekkür ederim, sağ olun. Hiç merak etmeyin, en kısa zamanda yakalayacağız. Sağ olun. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Afiyet olsun canım. Teyzem mutfakta işi olmasaydı yanına birkaç bir şey yapardım ama artık bir dahaki sefere. Ali'dir herhalde, ben bakarım. Gel oğlum, Aslı ablan çay yapmış, ister misin? Ben şunları mutfağa getireyim. Ver kızım, ver. Ben götüreyim. Ya şey teyze, ben biraz üşüdüm de hırkan var mı? Var tabii kızım. Yukarıda, bunları bırakayım getiririm. Yok yok, ben çıkar alırım, sen zahmet etme. Sen sadece nerede olduğunu söyle. Yukarıdaki benim odamda kızım. Yatağın üstünde. Sen nereye oğlum? Otursana yanımda. Bir tuvalete gideceğim. Nerede kaldın Selim? Çok merak ettim seni.
Neredeydin? Ali? Ne dönüyor Aslı abla? Bu işin arkasında kim var söyle bana. Ali nerede? Lavaboya gitti, gelir şimdi. Nerede kaldın sen? Hazır o yukarıdayken konuşalım. Hastaneye gittim. Yaman Bey'le kamera kayıtlarına baktık. Bir şey çıktı mı peki? Cabir birkaç sefer hastaneye giriş yapmış. Ben de karakola gidip şikayet ettim. Selim, Allah rızası için yeter artık. Ali, anlamadan bilmeden kapat artık şu konuyu. Sonunda yine üzülen canı yanan biz olacağız. Merak etme. Ali'nin hiçbir şeyden haberi olmayacak. Ama lütfen benden bu işten vazgeçmemi bekleme. Bunu daha önce de söyledim. Yapamam. Çocuklar. Madem ikiniz de Ali'nin bu işten haberi olsun istemiyorsunuz, o zaman ona göre davranmaya gayret edin. Şimdi söylersem bu solak her şeyi belli eder. Selim ve Zahra da onu durdurur. En iyisi şimdi konuşmamak. Konuşsana Aslı abla. Ne saklıyorsunuz benden? Ali'cim, söyledim ya, yok bir şey. Ali! Ben banyoya temiz havlu koydum. Girebilirsin ablacığım. Ne? Ne var, ne bakıyorsun ya? Teyzem havlu koymamış, onu koydum ben de. Boşuna benden şüphelenme Hacer. Gördün işte, Ali'ye hiçbir şey söylemedim. Bırak artık yakamı ya. Haklısın baba. Ali'nin gidip de başını bu derde sokmasını ben de istemiyorum. Buna da müsaade etmem zaten. Hoş geldin Selim. Bir gelişme var mı? Hastaneye gittim. Yaman Bey'le kamera kayıtlarına baktık. Cabir birkaç sefer hastaneye giriş çıkış yapmış. Yani Leyla Hanım haklıymış. Neyse. En azından doğru söyleyip söylemediğini anlamış olduk. Keşke Leyla Hanım'a hiç ulaşmasaydım. Ali geliyor. Neyse, ben gideyim artık. Sonra yine uğrarım. Teyze, ben çıkıyorum. Tamam kızım. Saniye, selam söyle. Ali, gel otur hadi. Yok hocam, ben çıkayım. Şimdi Farah annem merak etmesin beni. Hem daha eve gidip ders çalışacağım. Ders çalışacaksan git tabii. Lafım yok ona. Ama sakın derslerini aksatma, olur mu? Benim oğlum okuyup çok iyi yerlere gelecek. Annesi de onunla hep gurur duyacak. İnşallah. İnşallah. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin. Gelin ben de. Görüşürüz. Görüşürüz Ali. Allah'a emanet ol yavrum. Ben anlayacak diye çok korktum. Allah'tan şüphelenmedi. İşin arkasında Cabir'in olduğunu öğrenseydi, hiçbirimiz tutamazdık onu bu sefer. Aslı abla! Aslı abla! Ali, ne oldu? Niye çıktın peşimden? Bak, sakın zorlama beni. Bir şey yok, söyledim sana. Bana her şeyi anlatacaksın Aslı abla. Sakın yalan söyleme. Yoksa sen konuşana kadar peşini bırakmayacağım. Ne olur Ali, yapma böyle. Benden ne saklıyorsun söyle. Sizi Şükran teyzeyle konuşurken duydum. Leyla denen o kadınla konuşmuşsunuz. Ne anlattı size? Bu işin arkasında kim var? Söyle Aslı abla. Hayır Ali, olmaz. Konuşana kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam. Söyleyeceğim. Ama bir delilik yapmayacaksın, tamam mı?
Ali bak, bana söz ver. Lütfen. Başını belaya sokmayacaksın. Bak, ben kimsenin üzülmesini istemiyorum. Özellikle de Sahra'nın. Ve bu zamana kadar zaten yeterince acı çekti. Ve sen başını belaya sokma. Söyle hadi Aslı abla. Bu işin arkasında kim var? Çok üzgünüm Ali. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Umarım bunları sana söylediğim için pişman olmam. Bunu annene yapan... Kim Aslı abla, kim? Bu kötülüğü annene yapan... baban. Yani Cabir.